gidiyorsun zannettim. Yok, ben biraz hızlı yürüyorum ya. Bacak boyu çok uzun olduğu için. Maşallah, maşallah. Nereye gidiyorsun? Ben dernek yemeğine gidiyorum öyle. Ne derneği? Hayvan Hakları. Hayvan Hakları Derneği peki. Dernek deyince onu anlayacağız demek ki. Maria. Hırkanı hiç beğenmedim. Onu çıkarsan gayet güzelsin. Zaten tek renk. Gökçe. Şapka çok yakışmış Melisa. Ama çok klasik geldim bana. Yani herkesin yapabileceği bir kombin bence. Hırkayla işte çizme, uzun çizme, kısa etek, bisküvi çanta falan. Belki çizmen de biraz daha hani şurada falan olsaydı daha iyi olurdu. Onun dışında. Benim etek boyum zaten uzun şu anda. Hani çok ha, çok mini mu? Değil. Demin bak, buradaydı çünkü. Açığa alan, hayır. O kalktığımda düzeltmedim. Ha. Hızlı yürüdüm biraz. O yüzden bu. Anladım. Bu kadar. Üstündekini beğenmedim. Herkes aynı fikirdeyim. Bir de bunun senin göbekli gösterdiği kanısındayım. Ben şort giyince herkes basenim var, basenim var dedi. Onun da göbeği var demek istiyorum. Pardon. Pardon benim. Dokunabilirsiniz Öykü Hanım. Ben niye dokunayım canım? Bende öyle bir şey yok canım. Yok, sen kilolarınla ilgili bayağı bir komplekse girmişsin. Ben çok şükür bu boyumla 56 kiloyum, 36 bedenim hiç ve çok mutluyum. Hiç öyle komplekse. Rica ediyorum. Bu kadar rica ediyorum. De gerek yok madem kompleksim ben de yok. Bende göbek falan yok. Sen rahat ol. Çok iyiyim ben. Orada yürürken göbekli gördüm. Alt belinde kalın duruyor. Hayır. Ayrıca. Hiç de bile. Bel kemiğim kalındır. Doğrudur. Bel kemiğim kalındır. Çünkü benim çok ciddi bir boyum var. Evet, hiç yağın yok. Kemiğin kalınlığından. Aynen pardon, öyle. Bel kemiğim kalın. Bu doğru bir şey. Ama boyum Melisa da en susmuyor. Uzun olanı. Ne doğru. Arkada susuyor, ne burada susuyor. Uf, daralmak geldi. Bence sen kendi çenenin ya. Çenenin ayarını ayarla. Sonra benim çeneme laf et. Gayet saldırıyorsun, cevap veriyorum. Yanlış gördüğüm şeyi söylüyorum ve en tatlı şekilde söyledim. Bel kemiğimi törpületemeyeceğim senin için. Hayret bir şey ya. Fizimle uğraşma. Ben çok memnunum. Çok da mutluyum. Ayrıca o etek daha, birazcık daha kısayken daha iyiydi. Yani özden mi olmaya çalışmışsın? Gündüz yemeğe gidiyorum. Ben kimse sana. Olmaya çalışmıyorum. Ben Melisa'yım ve gündüz yemeğe gidiyorum. Yakışmamış sana. Özden'den sonra o senin düşüncen. Görmedin. Ben bana yakıştırıyorum ve giyiyorum. Bu da tarz benim. Düşüncem. Bitti. Ya ben Melisa'ya gerçekten şaşırıyorum Öykü Hanım. Çünkü şöyle bir şey var. Kendisi yalnız kalacağını anladığında herkese çok iyi davranıyor. Benden gelip özürler diliyor falan. Böyle gereksiz yere özür diliyor. Evet, bir tane özür durumum aşkım oldu, falan doğru. Diyor ama bir özür o kadar oldu. Yapmacık ki, özür o kadar yapmacık ki görmezden geliyorum. Bir bakıyorum Zeynep'le çok samimi konuşmalarda bir bakıyorum ona bir bakıyorum. Bununla ki Zeynep'in arkasından da konuşmuşluğum Zeynep'in var. Zeynep'in arkasında hiçbir şey biliyorum. Konuşmuşluğum yok. Neyse bunu bugün açmayacağım. Nihal, yeterince ortalık alıştırmaya stüdyo. Çabalarından vazgeç. Zeyneb'e çok ya büyük saygım canım, vardır. Hep söylerim. Tamam, İyi de bir rakibimdir. Çünkü siz tamam, de bana sıkıldın senin söylüyorum. Bu, senin bu söylüyorum. Dedikoducu sen iddialarından sürekli... Sıkıldım. Yapma, iftiraya giriyor emin artık. Misin? Yapma, sıkıldım sen. İftira falan değil, kanıtlarsam ben kalırsın böyle. Ben daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Lütfen ya. Bugün açmayacağım konusunu. Neyse. Gerçekten. Sen birilerine yaranmaya devam et. Ben tek başıma burada kalabilirim. O gücü kendimde görüyorum ama sende o güç yok. Canım görüşürüz. Tamam mı? Görüşürüz. Şimdi birilerini bulmuşsun görüşürüz. Demek ki böyle senin bana gibi, senin gibi birilerine iftira atarak burada kalmaya çalışmayacağım. Tarzımla burada kalacağım. Hiç buna iftira, da, buna da jüri karar değil veriyor. Sadece buna da jüri birilerini karar söylemekten veriyor. Hiçbir zaman çekinmeyeceğim. Senin gibi korkak bir insan olarak yaşamaktansa. Millete iftira atmak, çekinmemekse eğer i̇ftira iftiralarına mı? Devam Barış et. Barış Manço olayından sonra... O da iftiraydı. Biraz evvel Emel olayıyla. Olayı da tamam, iftiraydı. İftiralarına devam et. Evet, buyur. İftira, tamam. Evet. Tamam, sakin. Melisa'cığım, geçebilirsin. Devam. Teşekkürler. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk Nur Hanım. Savaş var, savaş. Ben şöyle söyleyeyim, iftiracı insanlardan hoşlanmıyorum ya. Gerçekten. Çok net iftira ediyor çünkü. Misal demin dedi ki burada bir takım insanlar dedi. Ömer gelmeden önce dedi işte kızdılar ona falan dedi. Hiç böyle bir şey yok. Provada da bittiğinde de bir gün öncesi Emel'in direksiyon problemi vardı. Ve hepimizin aklına kaza geldi ve hepimiz korktuk. Buna Zeynep de dahil. İftira ediyor. Zeynep'in hakkında konuştuğumu söylüyor. İftira ediyor. Yani işi gücü iftira. Sıkıldım artık ondan. Gülnihal'den çok sıkıldım ve tarzı yok, kimse kusura bakmasın, birilerine iftira ederek burada kalacağını düşünüyor. Çene var, başka hiçbir şey yok. Bana saldırmayın, ben konuşmam. Kıyafetime eleştiri yapın, hiç problem değil, teşekkür edip geçiyorum. Bu geçmiş bölümlerde de insanlar görecektir. Herkes bunu beğenmek zorunda değil, bu benim tarzım.
ufacık göbeğim var dedim. Gayet tatlı bir şekilde hemen triplere tatlı girdim. Tatlı bir şekilde mi? Tatlı bir sonra şekilde mi? Yüz ifadeni bir izle bence sonra. Ne, yüz ifadeni ne. Bir izle. İticisin evet, Nihal. Evet. İticisin. Ayrıca iftira değil, kanıtlarsam kalırsın diyor. O yüzden sus bence. Kanıtla. Ben arkasında durmayacağım, bir şey söylemem. Senin gibi değilim ben. İşi gücü iftira. Çok net söylüyorum. Ya belki bugün kızda gaz vardır karnında. Şişkin olabilir. Hayır, benim bunu söylememden niye bu kadar rahatsız ki? Bana burada Nur Hanım, herkes söyledi. Gayet sorun yani, değil yani. Benim gazın olabilir, bir şey olabilir. Evet, yarın dünya dedi. Ödem yapmıştır. 1.78'lik bir küsüratım var. Ve şöyle bak, kırkanı o zaman şöyle yap biraz. Buyurun, kemik bunlar. Hay geri dön. Şöyle dön, yan dön. Ya olsun, senin göbeğin de olsa boyun posun şimdi... Sezar'ın hakkını Sezar'a veririz. Bu bir vücut yarışması da değil ayrıca. Vücut yarışması da değil, bu bir tarz yarışması. Burada 30 kiloyla da yarışılır, 120 kiloyla da yarışılır. Önemli olan tarzı olmasıdır. 1.40 boyunla da yarışılır. Sen tabii Türkiye standartlarının hatta üstündesin yani. Çok Avrupa'yı, çok hoş bir fiziğin var. Teşekkür ama bu ederim. Da demek değil ki bu fiziği olağanda tarz olacak diye bir şey de yok. Ama şu an çok tarz geldin karşıma. Teşekkür ederim. Şapkanı bir çıkar biraz. Bakayım. Şöyle saçının rengini mi açtın? Hayır, aynı Nur Hanım. Bugün bana biraz daha açık geldi Kemal. Hayır aynı. Hiç değişmiyorum. Evet sanki daha açık. Değil mi? Şuran böyle ya da fönünden mi bilmiyorum. Siyah altında siyah var kontrast. Ya, daha parlak gösteriyor. Şey evet. Olmuş çok güzel patladı geldin. Yani. Evet şapkanı çok önüne getirme. Böyle baya bir 70'ler havan var yani. Ben senin, eski şeyleri hele seviyorum. Hele uzun olsaydı şöyle maxi ya da midi tam 70'lerdin. Söyleyeceklerim benim bu kadar. Teşekkür ederim. Çok 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 beğendim seni. Tabii bana sorsan ben biraz hafif bir kokoşluğum olduğu için buraya da böyle metal bir madalyon böyle çok güzel olurdu. Olmasa da olur ama olsa daha iyi olurdu. Takmak istedim Nur Hanım ama hani şu şeyi aldım ya hırkayı üstüme. Acaba hani dedim yani zorlama maxi, mı yapmış bak, olurum? O maxi olsaydı oraya bir madalyon böyle gayet iyisin. Yoksa madalyon çok seviyorum ve çok elimde mevcut. Çok beğendim, gayet iyisin. Çanta da bu senenin çok trendi. Evet, bisküler. Hatta çapraz bile asan daha da bir hoş olur diye düşünüyorum. Falandır filandır. Fakat ben hala Emel'e takıldım. Nasıl uyumuş Günah? Ay Günah sen ne oldun kız? Olabilir yani, insanız ya sonuçta. Günah, tabii, her şey tabii olabilir. Tabii olabilir. Olur. Ama hepiniz siz duyarlı kızlarsınız yani. Bunu hadise tabii ki yapma ama belki ben de olsam yarışma, belki ben de sinirlenirdim. Haklı olarak yani dedikodu da yapsanız yeriydi. Olabilir. Duygulandı Emel, ağlıyor. Ay aa! Yok Nur Hanım ben... Günah, ağlamasın Günah ona. O gün gerçekten Emel gelene kadar herkes çok endişeliydi. Vay yani artık gücü kızın vücudu... Kızın hepsi endişeliydi. Bitmiş, tükenmiş. Evde de kimse yoktu tabii. Ondan sonra, ay yapma Emel. Olabilir böyle şeyler, neden ağlıyorsun zaten şey? Aman Emel gerek bak bana. Ya. Bak benim Zelnubem, bak. Ay kıyamam sana. Ay sen bana gel bir gün misafir kal. İkimiz birden uyuyalım kalalım. Gelmeyelim. Karşılıklı kanepelerde dedikodu yaparız, uyuruz. Melisa'cığım, üzerindeki hepsi tek tek güzel, kombin olarak da güzel. Ben sadece bir takıntım var şu anda. Bir yer sadece beğenmedim, o da senin tırnaklar. Göster kameranın karşında böyle. Evet. Benim tırnaklarım kısa Evan Hanım, sevmediğinizi bildiğim için kesmiştim. Örenk. Nefret ederiz. Kestim, çok önce kestim ve kısa. Uzatmıyorum. Bak bizim en uzun bu tırnak, göster İvo. Canım, tırnakların rengi diyorum. Efendim? Yani, renk. Mavi, koyu mavi. Bak. Ondan hariç her şeyi beğendim. Bu çok kadar. Teşekkür ederim. Beğendim demek için lafı süslemeyeceğim, dolandırmayacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kemal Bey. Kararları alalım. Ay yerim ben seni ya. Bize laf soktu. Yo, size haklı değil. Çocuk. Size değil.
Haklı. Konuşmadı mı? Yani konuşmak için bir bahane buldum. Zancı ben mi konuşuyorum burada? Ojelerin dedi mavi niye? Ayol. Ay benim sinirlerimi bozuyor. Al canım. Dersin. İvana. Dersin. Dersin. Ay İvana çak. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seni yerine alıyorum.